Mesela neden turşu yemeliyiz? Bunu ben başka yayınlarda da, başka söylemlerde de duydum. Turşuyu şimdi çok önemsiyorlar. Doğal olarak ev turşusu, kendimiz yaptığımız turşuda çok güzel probiyotikler var. Turşu zaten kendisi olgunlaşırken probiyotik üreterek olgunlaşıyor. O probiyotikler işte bağırsaklarımızda bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Probiyotikler bağırsaklarımızdaki dost bakterileri güçlendiriyor ki bağışıklığımızın %80'i bağırsaklarda. Ve bağırsaklarımız bugün üçüncü beyin olarak biliniyor. Ve bağırsaklarda biliyor musunuz? Serotoninin %80'i bağırsaklarımızdaki bu probiyotikler tarafından üretiliyor. Oradaki evet. Yani serotonin azaldı. Yok serotonin azalmasın diye alın ilaçları, alın ilaçları. Eğer bağırsaklardaki dost bakterileri yoğurtla doğal maya, fermentasyon, doğal fermentasyon yediğiniz zaman serotonin zaten yükseliyor. Yani bütün depresif hastalarda, bütün psikolojik hastalarda, bütün bunlarda hakikaten bilin ki bağırsaklarınızdaki hastalık yapan bakteriler çoğalmıştır. Evet, bu konuda sırf bu konuda bir uzmanlık geliştirmiş birisi var. Ekibimle konuşacağım. Önümüzdeki haftalarda sırf bağırsaklar üzerine konuşalım istiyorum. Çok çok önemli. Ne diyorsunuz hocam? Gerçekten. Çok doğru. Şimdi ben bunu, siz de aynı şeylere değiniyorsunuz. Evet, ben bunu söylüyorum. Neden söylüyorum? Çünkü bütün bunlar ters gittiği zaman tansiyonlar yükseliyor. Bütün bunlar ters gittiği zaman kalp krizi ve felç geçiriliyor. Önleme yolu için konuşuyorum. Bunları doğal olarak uygularsak kalp krizi de geçirmiyoruz. Doğal olarak uygularsak felç de geçirmiyoruz. Ben onu söylüyorum. Bana diyorlar ki bir kalp profesörü niye kalkmış bunu söylüyor. Halbuki o kadar birbirine bağlı ki eğer alerjiniz varsa, bakın bir daha söylüyorum. Eğer burun tıkanıklığınız varsa, eğer uzun süre kabızsanız sizin tansiyonunuz düşmez. Çünkü burun tıkanıklığının tansiyona sebep olduğu artık gösterildi. Bilimsel olarak çok yeni değil. Burun tıkanıklığı devam ediyorsa tansiyonunuz düşmez. Tansiyonunuz düşmezse de kalp krizi geçirirsiniz. Yani bütün konuşmamızın sebebi bu. Alerjilerin önlememizin sebebi bu. D vitamini, probiyotikler alerjileri de önlüyor. Ve bunlar aynı zamanda geçirgen bağırsak sendromu dediğimiz en sağlıklı yiyeceklerin bile hazmolmadan bağırsaklar bozulduğu zaman bağırsaktaki hücreler vücuda girmesine ve reaksiyon yapmasına neden oluyor. Ben mesela bu yüzden iyileşmeyen hastalarımda, burnu devamlı tıkalı olan hastalarımda gıda alerjisi baktırıyorum. Çünkü en sağlıklı diye yediğiniz yiyecekler bile tam hazmolmadan vücuda girdiği zaman vücut ona hücum ediyor ve hastalıklar, yani vücutta bir, bütün vücutta hücrelerde yangın başlıyor. Kronik inflamasyon diyoruz. Yangın. Bu yangını söndürmemiz lazım. Bu yangını söndürmek için önce maruziyet diyoruz biz. Yani alerjiyi yapan veya sıkıntıyı yapan maddeyi tayin etmemiz lazım. En başında da ben hep yapıyorum. Genel olarak araştırdıktan sonra bir gıda alerjisi baktırıyorum. Bir hastamda hiçbir şikayetleri ne yaptıysak düzelmedi. Gıda alerjisi yaptık. Ne çıktı biliyor musunuz? Dere otuna alerjisi çıktı. Ve çocuk bey bana dedi ki ben dedi çocukluğumdan beri dereotunu çok severim. Her kahvaltıda şu kadar dereotu yerim. Şimdi bazıları diyor ki inanmayın. Onlar hepsi üç kağıt, yok bilmem ne. Çok önemli. Eğer bir yiyeceği uzun süre sürekli kullanırsanız vücutta ona reaksiyon meydana geliyor. Hangisinin reaksiyon meydana geldiğini tespit ettikten sonra hastalar rahatlıyor. Maruziyeti mani oluyoruz çünkü biz buna maruziyet diyoruz.